Şimdi böyle birkaç aşamalı değerlendirme yapabiliriz. Yani öncelikli olarak yani 2019 seçimlerine giderken Millet İttifakı'nın kurduğu çatıda bir birliktelik heyecanı vardı. O heyecanın da amacı şuydu: biz yerel yönetimlerde başarılı olacağız, daha sonra gelip Erdoğan'ı yeneceğiz. Yani kısaca bir cümleyle özetleyecek olursak, aslında çok da paylaşım konusunda da çok ince hesap yapmadılar. Yani İyi Parti'ye ne kalacak, işte DEM Partisi'ne ne kalacak falan diye. Ben şöyle bir hava seziyorum iki seçim arasında. Sanki 2019 seçimlerindeki AK Parti'nin yerini şey almış, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Partisi almış. Millet İttifakı'nın o ince ayar politika formasyonunu da AK Parti devralmış gibi gözüküyor. AK Parti işte darbe girişimi, işte partinin Ahmet Davutoğlu'ndan tekrar geriye alınması. Yani üst üste yaşadığı hükümetin, devletin, siyasetin travmalar vardı ve AK Parti o şoku atlatamamıştı. Millet İttifakı da bu süreçlerin dışında kaldığı için daha iyi bir hazırlık içerisindeydi. Şimdi tam da AK Parti özellikle bu genel seçimden 1,5-2 yıl sonra çok iyi bir yönetim süreci sergiledi. Bizim yaptığımız ölçümlerde partinin oyları yaklaşık %30'lara kadar düşmüştü. Deprem sonrası AK Parti'nin oyları 42,7'ye kadar çıkmıştı. Burada bir deprem atfı da yapıp sonra DEM Parti'yi biraz daha derinlemesine analiz edeyim. Şimdi deprem sürecinde bizim yaptığımız araştırmalarda Adıyaman'da olsun, Maraş'ta, Malatya'da başkanların oyları, kamuoyu destekleri çok yüksekti. Depremde bütün belediye başkanlarının, yani şeyde dahil, Hatay'da dahil, oy oranları, destekleri çok düştü, kamuoyu destekleri. Bu bence şöyledir: bir deprem oldu, hükümet seferber oldu, millet seferber oldu, iş adamları seferber oldu, STK'lar. Burada hükümet bir takdir gördü. Fakat nihayetinde bir kentin tamamına yakın yıkılmışsa ve o insanların da can acısı varsa, nihayetinde bu problemi gördüğü adama atfeder. Yani Hatay'da Lütfü Savaş'a, şeyde Malatya'da Adıyaman'da AK Parti belediye başkanlarına, bence AK Parti'nin kişisel mevzu gütmeden, yani A, B, C, D belediye başkanı demeden o milletin o önündeki figürleri yenileriyle değiştirmesi bir bakıma aslında genel seçimde gösterdiği başarıyı oralarda tekrar göstereceği anlamına gelir. Vatandaşın kızgınlığı varsa o kişisel değil aslında. Şahsa yönelik bir şey de değil. Vatandaşın önünde o isimler var bugün. Ve bu o doğru adımdı. Diğer taraftan şimdi belki Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile girmiş oldukları ayrılığın sancısını bugün çok fazla hissetmiyorlar. İYİ Parti'nin bir özelliği vardı: hem kendi %10 civarında, bir ara bizim araştırmalarda %13 nokta yani 7'ye 8'e 14'e kadar çıkmıştı diyelim. Ve 2019'da hiç olmadı İYİ Parti'nin oyları, 20'de olmadı. O da bizim sektörün palavrasıydı. Yani sektörün özensizliği ve partileri kötü yönlendirmesiydi. Şimdi İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti birlikteliği bir yönüyle birbirini zehirleyen bir ittifak şeyine de dönüşebilir. Cumhurbaşkanının ısrarla burada durması çok da tesadüf değil. Diğer taraftan önceki şeyde söylemiştim oturumda, daha doğrusu bir hafta önce, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından bir sinerji çıkaramadı. Yani beklenti şuydu: bu partiye küskünler var, kırgınlar var, bütün seçimlere giriyoruz, yine yeniliyoruz psikolojisi vardı. Bir kurultay yapalım, işte bu kırgınlar, küskünler toparlansın ve biz gelip aslanlar gibi yürüyelim. Ama bizim yaptığımız ölçümlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde %1'lik bir iyileşme oldu. Bir ay geçtikten sonra %1 de tekrar geriye terk etti, ket vurdu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu tekrar Türkiye genelinde %24'lerde. Elbette ki ilden ile, adaydan adaya fark edecek durum var. Bence İYİ Parti bu özü başımıza hareket etmeye başladıktan sonra, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin partileri böyle keyfine bırakmak gibi bir kültürü de yok. Cumhuriyet Halk Partisi için böyle aslanlar gibi önüne geleni döven, önüne geleni operasyon çeken, önüne geleni tokatlayan bir medya örgüsü var. Bunu da şuradan örnek vereyim. Yani herhalde Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse tartışmaz. Seçimlerde işte aday oldu, adaylığını açıkladı. Gençler de, özellikle Kılıçdaroğlu'yla özdeşleşmek istemeyen 6, 7, 8 puanlık genç bir anda kendine bir isim buldu, arkasına düştü. Ha, Muharrem İnce bunu yönetebilirdi, yönetemedi. O kadar yüksek bir tehdit dili oluştu ki kendisine, bir programda
Muharrem İnce'yi konuşuyorlar. Bir oradan İYİ Parti'ye geleceğim. Değerlendirmeler yapıldı. Aslında değerlendirmelerin hepsi de sertti ya. Bir siyasetçiye söylemeyecek sözlerdi. Fakat bir moderatör hanımefendi dedi ki ya burada bırakacak mıyız dedi. O insanın sokağa çıkamaması lazım. Sokağa çıktığı zaman yüzüne tükürülmesi lazım. Yani şöyle düşünün. Türkiye'de %1, %2, %5 genç bir kişiyi kendine genel başkan ya da lider seçmiş, arkasına düşmüş. Siz onun genel başkanlığını ya da oradaki siyasi tutumunu engellediğiniz zaman, ona tehditle durdurduğunuz zaman o gençlerin demokrasi hakkı, yani özgürlük hakkı ya da oy kullanma hakkı ne olacak yani? Doğrudan onların elinden bu yetki alınmış oluyor. Bugün de gördüğümüz kadarıyla İYİ Parti'yi böyle terbiye etme, hizaya getirme girişimleri var. Onlar da biz müstakil bir parti olarak kurulduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yedeği ya da destekçisi bir parti değiliz. İşte bu şeyin, İYİ Parti'nin ortamı yumuşatan, milliyetçilik konusunda hem CHP'yi hem DEM'i tartıştırmayan pozisyonu şimdi yok. Burada acaba, elbette ki yani AK Parti'de bütün oylara talip, Cumhuriyet Halk Partisi'ne talip, iki başat partiden bahsediyorum. Fakat DEM'le CHP yakınlaşması, mesela şöyle bir örnek verelim. Ankara'da iki tane milliyetçi aday var. AK Parti adayı şöyle bir liste çıkarsa, duvara assa, dese ki AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkenin diğer milliyetçileri bu milliyetçi adayın yanında. DEM Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi de öteki milliyetçilerin yanında, tercih sizin dese. Ankaralı. Çünkü Ankara milliyetçi bir şehir Ankara ve genelde milliyetçi adaylar seçecek. Ben şeyin, yani İYİ Parti'nin varlığının Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne anlama geldiğini bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iyi okuyacak. Bir de bence Kılıçdaroğlu'nun bir oyun kurma ve takımı bir arada tutma başarısı vardı. Listeye bakalım. Şimdi İslamcı Saadet Partisi, İşte Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Liberal, işte Ali Babacan, İslamcı diyelim yine Ahmet Davutoğlu. Yani yelpazede ne kadar birbirine gıcık, ters düşen unsur varsa hepsi bir masada birleşmişti. Doğrusu şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kabiliyeti anlaşılan ortada kalmadı ki, en azından İYİ Parti'yi çatı altında tutamadı. Ben öyle zannediyorum ki elbette ki şeye varmaması lazım bunun. Bu önceki beka meselesindeki gibi böyle sert bir milliyetçi söyleme evrilmesi doğru değil. Hala ben şunu iddia ediyorum. Mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başarılı belediye başkanlığı dönemi geçirmedi. Veriler üzerinden ve uygulama üzerinden baktığımız zaman her bir ilde, yani AK Partili ya da Cumhuriyet Halk Partili, herkes minderde yerel yönetimi tartışırsa, ilin sorunlarını tartışırsa, hem o kentteki insanlara, hem seçmene, hem de oy vereceklere daha çok saygıyla duyulmuş olur. Ama Türkiye'de siyaset dozu yüksek bir sanat diyelim ya da meslek demeyelim. Dolayısıyla evet, Türk halkı siyasetten bir iktidar değişiminde çok şey kazanıp çok şey kaybettiğinden dolayı, ya iktidar seçimleri neredeyse veya işte bir iktidarın değişmesi Türkiye'de rejim değişikliği gibi algılandığı için, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden öğrendik hani rejim elden gitti muhabbetiyle. Dolayısıyla bu kadar da önemli hem siyaset olacak, ama ben deprem bölgesinde şeyin, AK Parti'nin doğru adım attığını düşünüyorum. İstanbul'da da bence o da süreç içerisinde anlaşılır, doğru bir tercih yaptı. Peki. Elbette ki alternatifler vardı ve birbirlerine çok yakındı. Önünde iki yol vardı. Ya siyaset üretecek bir aday seçecekti, ya Kadir Bey şeyine, figürüne yakın bir aday seçecekti. Biraz Kadir Bey figürüne yakın seçti. Doğrusu Ankara ile ilgili yani herhalde bir hafta 10 gün bekleyip araştırma yaparız. Bu AK Parti içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde milliyetçi damarı güçlü olup da Mansur Yavaş'a oy veren seçmen nasıl bir refleks gösterecek? Zaten Ankara'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni kendilerine oy verdiğinde, İYİ Parti ortadan bölündüğünde yarış başa baş bir noktaya geliyor gibi. Peki, teşekkür ederim Barış. Yine de Tanju Bey'in sorusuna da bir cevap vereyim. Kısaca alayım, buyurun. Bir cümleyle Tanju Bey şunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi şimdi Ethem Mahçupyan'la Mümtazer Türkön'e bir tartışmaya çıkmıştı. Ethem Mahçupyan Mümtazer'e dedi ki, Mümtazer kendi sorunundan hareket ülke sorununu tanımlamaya çalışıyor dedi. Şimdi Bolu'da şartlar farklı olabilir ama Türkiye genelinde
Yani adayımız belli, karar net. Mitinglerinden sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde %95'e yakın Milliyetçi Hareket Partili seçmen Cumhurbaşkanlığında oy verdi. İlden ile değişiklik olabilir ama o gittikçe, yani yıllar geçtikçe iki parti arası seçmenindeki yakınlaşma daha yükseliyor diyebilirim. Hayır, Sayın Erdoğan'la ilgili katılıyorum size. Orada bir ortaklaşma var ama yerel seçim öncesinde bunu ölçerseniz değişik illerde, özellikle ortak girilen illerde, iki partinin seçmeninin aslında birbirinden hiç az etmediğini siz de net olarak göreceksiniz. Sağda olan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Yani en azından şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ile DEM Partisi seçmeni kadar değildir. En azından damarları muhafazakar ve milliyetçi ikisinin de.